Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hacı Murat, yazan Tolstoy. 1851 yılı sonlarıydı. Soğuk bir Kasım akşamı Hacı Murat, tezek dumanı ve kokusuna bürünmüş, barış nedir bilmeyen Çeçen Ağulu markete gidiyordu. Müezzinin gergin sesi henüz kesilmişti ve tezek dumanıyla kokusunun sindiği temiz dağ havasında bal peteği gibi birbirine bitişik toprak damlı evlerin avlularından yükselen inek böğürtüleri, tartışan erkeklerin kırtlaktan konuşmaları, aşağıdaki çeşmenin oralara gelen kadın ve çocuk sesleri açıkça duyuluyordu. Yiğitliğiyle ünlü Hacı Murat Şamil'in naibiydi ve hiçbir zaman çevresinde cigitlik yapan onlarca müridi ve kendi sancağı olmadan dolaşmazdı. Şimdi ise yüzünü tümüyle gizleyen bir başlık ve altında tüfeğinin kabartısı belli olan bir kepeneğe bürünmüş, yanında tek bir müridiyle olabildiğince göze batmamaya çalışarak ilerliyor, yolda karşısına çıkan köylüleri kara gözleriyle kaçamak ama dikkatli bakışlarla inceliyordu. Hacı Murat avula girince doğruca köy alanına giden yola değil, sola doğru uzanan dar yola saptı. Yolun bir yanı yamaçtı. Bu yamaçta oyulmuş ikinci toprak evin önüne gelince durdu. Çevresine bakındı. Evin önündeki sundurmada kimse yoktu. Damdaysa yeni sıvanmış toprak bacanın ardında üzerine gocuk atmış bir adam yatıyordu. Hacı Murat kırbacının sapıyla adama hafifçe dokundu. Dilini şaklattı. Gocuğun altında başında takke, üzerinde kullanmaktan parlamış eski bir beşmet bulunan yaşlı bir adam çıktı. Adam kan çanağına dönmüş kirpiksiz, çapaklı gözlerini açabilmek için sürekli kırpıştırıyordu. Hacı Murat, "Selamünaleyküm" diyerek başlığını çıkarıp yüzünü açtı. Hacı Murat'ı tanıyan yaşlı adam, dişsiz ağzıyla gülümseyerek "Aleykümselam" diye karşılık verdi. Ve sıska bacakları üzerinde doğrularak bacanın dibinde duran tahta topuklu kunduralarının ayağına geçirmeye çalıştı. Kunduraları ayağına geçirince hiç acele etmeden kollarını sokup buruşuk gocuğunu giydi ve dama dayalı merdivenden geri geri inmeye başladı. Giyinirken de, merdivenden inerken de güneş yanığı kırış kırış incecik bir boynun taşıdığı başını sallayıp duruyor ve dişsiz ağzıyla sürekli bir şeyler mırıldanıyordu. Yere ayak basınca içten bir konukseverlikle bir elini Hacı Murat'ın atının dizginine, bir elini sağ üzengisini uzattı. Ama çarçabuk atından atlayan çevik ve güçlü mürit ihtiyarı nazikçe uzaklaştırıp onun yerine geçti. Atından inen Hacı Murat hafifçe topallayarak sundurmaya geçti. Tam içeri girerken 15 yaşlarında görünen bir çocuk ok gibi dışarı fırladı ve olgun, kuş üzümünü andıran parlak kapkara gözlerini meraklı konağa dikti. "Koş, camiden babanı çağır" diye buyurdu ihtiyar adam oğlana ve konuğun önüne geçerek evin hafif gıcırdayan kapısını açtı. Hacı Murat içeri girerken sarı gömlek üzerine kırmızı beşmet giymiş, mavi şalvarlı, zayıf ince uzun, pek genç sayılmayacak bir kadın kucağında yastıklarla iç kapıdan dışarı çıktı. "Safalar getirmişsin" dedi ve iki büklüm eğilerek konuğun oturması için ön duvar boyunca yastıkları dizmeye başladı. "Allah oğullarına uzun ömür versin" diye karşılık verdi Hacı Murat ve kepeneğini, tüfeğini, kılıcını çıkararak ihtiyara verdi. İhtiyar konuğun tüfeğiyle kılıcını düzgün sıvalı bembeyaz kireç badanalı duvarda parıldayan iki leğenin arasına ev sahibinin silahlarının asılı olduğu çivinin hemen yanındaki çiviye dikkatlice astı. Hacı Murat belinin arkasında duran tabancasını düzeltti. Çerkez kasının önünü kapatıp kadının dizdiği yastıkların üzerine oturdu.
İhtiyar da onun tam karşısına çıplak toprakların üzerine oturdu. Ellerini havaya açıp gözlerini yumdu. Hacı Murat da aynı şeyi yaptı. Dualarını okuyup avuçlarıyla yüzlerini sıvazlayınca ikisinin de elleri sakallarının bitiminde birleşti. Ne haber diye sordu Hacı Murat ihtiyara. Haber yok dedi ihtiyar. Kıpkırmızı cansız gözleriyle konuğun yüzüne değil göğsüne bakarak. Ben kovanların başında kalıyorum. Bugün oğlumu ziyarete geldim, o bilir. Hacı Murat ihtiyarın kendi bildiklerini de onun bilmek istediklerini de söylemek niyetinde olmadığını hemen anladı ve başını belli belirsiz sallayarak üstelemedi. İyi denilebilecek tek bir yeni şey yok diye sürdürdü ihtiyar. Tavşanlar nasıl ederiz de kartalları def ederiz derdindeler. Oysa kartallar bugün birini, yarın öbürünü kapıp kaldırıyor tavşanların. Sonra kısık sesi kin dolu ekledi. Geçen hafta Rus köpekleri Miçiski'nin tınazını yaktılar. Hacı Murat'ın müridi içeri girdi. O da tıpkı Murşidi gibi güçlü bacaklarıyla geniş ama yumuşacık adımlarla yürüyordu. Toprak zeminde. Kepeğini çıkardı. Üzerinde yalnızca hançeriyle tabancasını bırakarak öbür silahlarını da çıkardı. Ve hepsini Hacı Murat'ın silahların asılı olduğu çivilere astı. Kim bu diye sordu ihtiyar Hacı Murat'a. Müridim adı Eldar dedi Hacı Murat. Tamam dedi ihtiyar. Eldar'a Hacı Murat'ın yanında serili keçede yer gösterdi. Eldar bağdaş kurulup gösterilen yere oturdu. Güzel koyun gözlerini ihtiyara dikip dinlemeye başladı. Çenesi açılmıştı ihtiyarın. Köylerinden gençlerin geçenlerde iki asker yakaladıklarını anlatıyordu. Askerlerden birini öldürmüş, öbürünü de Vedeno'ya Şamil'e göndermişlerdi. Hacı Murat sık sık kapıdan yana bakıp dışarıdan gelen seslere kulak kabartarak dalgınca dinliyordu ihtiyarı. Evin önündeki sundurmada ayak sesleri geldi. Hemen ardından da kapı gıcırdadı. Ev sahibi içeri girdi. Ev sahibi Sado 40 yaşlarında, kısa sakallı, uzun burunlu bir adamdı. Kendisini çağırmak için camiye giden ve onunla birlikte içeri girip kapı dibine oturan 15 yaşındaki oğlunun ki gibi gözleri kapkaraydı ama onunki kadar parlak değildi. Tahta ayakkabılarını kapı önünde çıkaran ev sahibi, eskimiş eski papağanı uzun zamandır tıraş görmediği için uzun gür saçlarını kapladığı ensesine doğru yıkıp Hacı Murat'ın karşısına çömeldi. Tıpkı yaşlı adam gibi o da gözlerini yumup avuçlarını yukarı kaldırdı. Duası bitince elleriyle yüzünü sıvazladı ve ancak ondan sonra konuşmaya başladı. Şamil'in Hacı Murat'ın ölü ya da diri ele geçirilmesi için emri olduğunu, gönderdiği adamların da daha dün oradan ayrıldıklarını, halkın korkudan Şamil'in sözüne karşı gelemeyeceğini, o yüzden de dikkatli olması gerektiğini söyledi. Sen bu evin konuğusun. Canım sağ oldukça evimde kimse kılına dokunamaz dedi Sado. Ama dışarıda onu düşünmek lazım. Hacı Murat ev sahibini dikkatle dinliyor, arada başıyla onaylıyordu. Sado sözleri bitince, pekala dedi, Ruslara bir mektup yollayacağım. Benim bir müridim götürecek mektubu. Yalnız ona buradan bir kılavuz gerek. Kardeşim Bata yapar bu işi dedi Sado. Sonra oğluna dönüp git Bata'yı çağır dedi. Çocuk ok gibi fırladı yerinden. Kollarını sallaya sallaya kocaman çevik adımlarla evden çıktı. 10 dakika sonra yenleri lime lime olmuş, sarı bir çerkezka giymiş, çözülmüş siyah dolakları sarkmış kısa boylu, kara yağız bir çeçenle döndü. Hacı Murat yeni gelenle selamlaştı. Hiç zaman yitirmeden konuya girdi. Müridimi Ruslara götürebilir misin? Bata neşeyle çabucak, götürürüm. ''Nereye istersen götürürüm.'' dedi. ''Bu işi benden daha iyi yapacak tek bir çeçen yoktur. Başkası çıkıp her şeye söz verir ama hiçbir şey yapmaz. Ama ben yaparım.'' ''Tamam.'' dedi Hacı Murat. ''Üç parmağını göstererek karşılık olarak da üç alacaksın.'' dedi. Bata başını sallayarak kabul etti. Ama önemli olanın para değil, Hacı Murat'a hizmet etmenin onuru olduğunu da ekledi.
Çünkü dağlarda herkes Hacı Murat'ın Rusları nasıl domuz gibi vurup devirdiğini iyi bilir. Tamam dedi Hacı Murat. İpin uzunu, sözün kısası makbuldür. Peki, kapattım ben de ağzımı dedi Bata. Argun'un dirsek yaptığı yerde, bayırın karşısındaki ormanın açıklığında orada iki tınaz var. Biliyor musun? Biliyorum. İşte orada üç atlım beni bekliyor dedi Hacı Murat. Anladım dedi Bata başını sallayarak. Han Muhammed'i bul orada. O ne yapacağını, ne söyleyeceğini biliyor. Onu Rusların komutanı Prens Vorontsov'a götüreceksin. Yapabilir misin bu işi? Yaparım. Götürecek ve geri getireceksin. Yapabilir misin? Yaparım. Döndüğünde de ormana gelirsin. Ben de orada olacağım. Dediklerimin hepsinin yapılmış bil, dedi Bata. Ayağa kalktı. Ellerini göğsüne götürüp çıktı. Bata gidince Gehiye de geldi. Gehiye de bir adam yollamalı, dedi Hacı Murat ev sahibine. Sonra elini Çerkezkan'ın göğsündeki fişeklerden birine atıp Gehi'de yapılacak şey diye tam başlamıştı ki içeri giren iki kadını fark ederek elini indirdi, sustu. Kadınlardan biri Sado'nun demin yastıklarını da yerleştiren zayıf, yaşlıca karısıydı. Öbürü kırmızı şalvarlı, yeşil beşmetli, gencecik bir kızdı. Göğsü olduğu gibi gümüş paralarla kaplıydı. Omuzlarının arasında zayıf, sırtına doğru sarkan kısa ama kalın kara saç örgüsünün ucuna da bir gümüş ruble takılıydı. Tıpkı babasıyla kardeşininki gibi kapkara gözleri sert bir ifade vermeye çalıştığı gencecik yüzünde neşeyle ışıldıyordu. Konuklara hiç bakmamasına karşın varlıklarını şiddetle hissettiği belliydi. Sado'nun karısı üzerinde çay, börek, yağlı bazlama, peynir, yufka ekmeği ve bal bulunan bir sini getirdi. Kızın ellerinde leğen, ibrik ve peşkir vardı. Ana kız ayaklarını kırmızı düz tabanlı yemenleriyle ses çıkarmadan getirdikleri erkeklerin önüne yerleştirirken Sado ile Hacı Murat hiç konuşmadılar. Eldar'a gelince kadınlar içeride oldukları sürece koyun gözlerini önüne, bağdaş kurduğu bacaklarına dikip bir heykel gibi kımıltısız kalmıştı. Ancak kadınlar çıkıp yumuşak ayak sesleri büsbütün duyulmaz olunca Eldar da rahat bir soluk aldı. Hacı Murat ise fişekliğinden aldığı bir kurşunun altındaki delikte sımsıkı dürülmüş bir kağıt çıkarıp ''Oğluma verilecek bu mektup'' dedi. ''Cevabı?'' diye sordu Sado. ''Sana versin, sen de bana ulaştırırsın.'' Baş üstüne dedi Sado. Mektubu Çerkez kasındaki fişeklerden birine soktu. Sonra eline ibriği alıp leğeni Hacı Murat'ın önüne doğru sürdü. Beşmeti'nin kollarını sıvayan Hacı Murat, bileklerinden yukarısı bembeyaz adaleli kollarını Sado'nun ibrikten döktüğü buz gibi berrak suyun altına tuttu. Ev dokuması sertçe peşkirle kurulanıp sofraya oturdu. Eldar da aynı şeyi yaptı. Konuklar yemeklerini yerken onların karşısında oturan Sado evlerine geldikleri için birkaç kez teşekkür etti. Kapının dibinde oturan ve ışıl ışıl yanan kara gözlerini bir an olsun Hacı Murat'tan ayırmayan oğlan da babasının sözlerini onaylamak ister gibi gülümseyip duruyordu. Tam bir gündür ağzına tek lokma bir şey koymamış olmasına karşın Hacı Murat biraz peynirle ekmek yedi. Kamasının altından çıkardığı küçük bir bıçakla bal alıp ekmeğine sürdü. Hacı Murat'ın balından tatmasına pek sevinmiş görünen ihtiyar, ''Balımız lezzetlidir.'' dedi. ''Hele bu yıl her yılkinden daha bir güzel. Hem güzel hem de bol. Sağ ol.'' dedi Hacı Murat. Sofradan geri çekildi. Eldar daha yemek istiyordu. Ama o da mürşidi gibi yapıp sofradan kalktı. Ve Hacı Murat'a ibrik tuttu. Sado, Hacı Murat'ı evine almakla başını belaya soktuğunu biliyordu. Şamil'le Hacı Murat'ın kavgalarından sonra bütün Çeçenlere, Hacı Murat'a evinin kapısını açanlara ölüm cezası beklediği duyurulmuştu. Evinde Hacı Murat'ın bulunduğunu, köylülerin her an haberlerinin olabileceğini ve onu kendilerine teslim etmesini isteyebileceklerini de biliyordu. Ama bu durum, Sado'yu kaygılandırmak şurada dursun, sevindiriyordu bile.
uğruna canından olsa bile konuğunu korumayı bir borç biliyordu. Sado ve kendine yakışır biçimde davrandığı için de övünç duyuyordu. Başım omuzlarımın üstünde durdukça evimde sana kimse dokunamaz diye yineledi bir kez daha. Hacı Murat onun ışıl ışıl yanan gözlerine baktı. Söylediklerin gerçek olduğunu anlayınca biraz tumturaklı bir edayla "Sağ olasın, sevinçli, sağlıklı, uzun ömrün olsun" dedi. Bu iyi dileklere gönül borcu duyduğunu göstermek için Sado elini göğsüne götürüp bastırdı. Pencerelerinin tahta kepenklerini kapatıp ocağa yığılı çalıları tutuşturan Sado son derece neşeli, coşkulu bir havayla konuk odasından çıkıp ailesinin bulunduğu bölümüne geçti. Evin kadınları uyumamışlardı. Daha geceyi evlerinde geçirecek olan tehlikeli konuklarını konuşuyorlardı. Aynı gece Hacı Murat'ın konuk olduğu köyden 15 verst ötede bir ileri karakol niteliğindeki Vodvizenkaya Kalesi'nin Şahgir'in kapısından bir erbaş, üç er çıktı. Sırtlarında gocuk, başlarında papak vardı. Askerlerin dürülüp uçları bağlanmış kaputları omuzlarında çapraz asılıydı. Ayaklarında da o sıralar bütün Kafkas askerlerinde olduğu gibi dizlerin üstüne kadar uzanan çizmeler vardı. Askerler tüfek omuzda önce yol boyu 500 adım kadar ilerledikten sonra sağa kıvrılıp kuru yaprakları hışırtata hışırtata 20 adım kadar daha yürüdüler. Ve kara gövdesi gecenin içinde bile seçilen devrik bir çınarın dibinde durdular. Gizli devriyeler genelde bu çınara yollanırdı. Askerler ormanda yürüdükçe ağaçların tepelerinde adeta koşturarak onlarla birlikte ilerleyen yıldızlar da askerlerin durmasıyla koşuşmaya son vermiş, çıplak dallar arasında hareketsiz ışıldamaya başlamıştı. Uzun süngüsü takılı tüfeğini omuzundan çıkarıp şakırtıyla ağaca yaslayan erbaş Panov, "İyi ki ortalık kuru," dedi. Üç er de onun gibi yaptı. "Tabii yitirdim," diye homurdandı Panov canı sıkkın. "Ya unuttum ya da yolda düşürdüm. Aradığın ne?" diye neşeli canlı bir sesle sordu erlerden biri. "Pipom, ne cehenneme gittiyse bulamıyorum. Peki çubuğun duruyor mu?" "Duruyor, nah burada. Doğrudan toprakla yapalım mı? Zor olmaz mı? Hemen hallederiz." Gizli devriye görevi yapılırken tütün tüttürmek yasaktı. Ama Panov ve arkadaşları gizli devriyeden çok ileri karakol görevine yollanmıştı. Dağlıların daha önce de birkaç kez yaptıkları gibi bu tarafa gizlice bir top geçirip Rus müstahkem mevzilerine ateş etmelerini önlemeye yönelik bir görevdi bu. Ve kendini tütün tüttürme keyfinden yoksun bırakmak istemeyen Panov bu yüzden neşeli askerin önerisini hemen kabul etti. Asker cebinden bir çakı çıkarıp toprakta küçük bir çukur açtı. İçini çevresini düzelttiği çukura tütün doldurup bastırdı. En alta çubuğu yerleştirdi. Pipo hazırdı. Çakmak taşının saçtığı kıvılcım, karın üstünde yatan erin elmacık kemikleri çıkık yüzünün bir an için aydınlattı. Çubuktan bir ıslık sesi çıktı ve hemen ardından da Panov, tutuşan mahorkanın baş döndüren hoş kokusunu duydu. "Becerdin ha?" "Elbette." "Aferin be Aydeyev, güzel duman veriyor, çekil hele." Aydeyev ağzından, burnundan dumanlar salarak yana çekildi. Yerini Panov'a bıraktı. Tütün içince keyifleri yerine gelen askerler söyleşmeye başladılar. "Bölük komutanı yine sandığa el atmış diye duydum," dedi biri tembel tembel. "Kumarda borçlanmış diyorlar." "Geri koyar," dedi Panov. "Elbette," diye doğruladı Aydeyev de. "İyi subaydır." "İyi ise iyi," diye canı sıkkın sürdürdü konuyu açan asker. "Bana sorarsanız bölük toplanıp konuşmalı kendisiyle. Alıyorsa ne kadar aldığını, ne zaman geri koyacağını söylesin." Pipoyu bırakan Panov, "Artık bölük nasıl karar verirse," dedi.
Aydiyev de onu destekledi. Elbette, ortak karar gibisi var mı? Hoşnutsuz er hala canı sıkkın, arpa alınacak. Sonra bahara doğru çizmeye işimiz var diye sürdürdü. Para gerek ama Perişçioğlu sandığı tam takır bırakmış. Dediğim gibi, bölük nasıl karar verirse dedi Panov. Hem ilk kez oluyor değil ki. O sıralar Kafkasya'daki askeri birliklerde her bölük levazım işlerini seçimle iş başına getirdiği bir kurul aracılığıyla yürütüyordu. Hazineden adam başına 6 ruble 50 kopek alan bölükler her işlerini kendileri görürlerdi. Lahana yetiştirmek, otlarını biçmek bölüklerin kendi işiydi. Her bölüğün atları, arabaları vardı ve besili. Sağlıklı bölük atlarıyla böbürlenirlerdi. Bölük parası, anahtarı bölük komutanında bulunan bir sandıkta tutulur ve komutanlar sık sık sandıktan borç alırlardı. Bu kez de böyle bir şey olmuştu ve askerler bu konu üzerinde konuşuyorlardı. Durumdan hoşnut olmayan er Nikit'in bölük komutanından hesap sorulmasını istiyor, Panov'la Aydiyev ise bunu gerekli görmüyordu. Panov'dan sonra birkaç nefes de Nikit'in çekti pikodan. Sonra kaputunu yere serdi. Ağaca sırtını verip oturdu. Kimseden ses çıkmıyordu. Yalnızca yukarıda rüzgarın salladığı ağaçların tepelerinden yükselen ışıltı duyuluyordu. Birden sürüp giden bu tek düze ağaç ışırtıları arasından çakalların bazen ağlamayı, bazen gülmeyi andıran tiz çığlıkları, ulumaları duyuldu. ''Nasıl da bağırışıyor bu lanet yaratıklar?'' dedi Aydiyev. ''Ohol!'' ağzıyla konuşan dördüncü asker, ''Senin çarpık suratına gülüyorlar.'' dedi incecik bir sesle. Yine herkes sustu. Yine yalnız rüzgarla sallandıkça yıldızları bir gizleyip bir açan kuru dalların hışırtısı duyuluyordu. ''Söylesene Antoniç!'' dedi neşeli er Aydiyev. ''Panova canın sıkılır mı hiç?'' ''Bu da nereden çıktı şimdi?'' dedi Panov isteksiz isteksiz. ''Benim öyle sıkılır ki bazen ne yapacağımı bilemem.'' ''Deme'' dedi Panov. ''Sıkıntıdan bütün paramı içkiye yatırdığım olmuştur. Sıkıntı üstüme üstüme gelince oldu olacak. Şöyle esaslı bir kafa çekeyim bari derim. Ama bazen de kötü yapar şarap insanı. Bana da aynen oluyor zaten ama yine de içkiden başka yol mu var sanki? İyi de sıkıntılarının nedenini, benim mi evimi özlüyorum? Zengin misiniz? Bir eli yağda, bir eli balda değilsek bile kimseye muhtaç da değiliz. Memnunuz hayatımızdan. Ve Aydiyev Panov'a kim bilir kaç kez anlattığı öyküsünü bir kez daha anlatmaya başladı. Ağabeyimin yerine gönüllü olarak yazıldım askere. Neden dersen 5 kişi onun eline bakıyordu. Bense daha yeni evlenmiştim. Anacığıma da yalvarıp duruyordu. Ben nasıl iyi bir evlat, iyi bir kardeş olduğumu görsünler diye kabul ettim. Doğruca beyin yanına gittim. İyi adamdır bizim bey. Aferin sana git bakalım dedi. Böylece ağabeyim yerine asker oldum. Eh iyi de etmişsin dedi Panov. İnanır mısın Antoniç? Şimdi kafam bozuluyor bu işe. Ne halt etmeye ağabeyim yerine askere ben yazıldım diye kahroluyorum. O şimdi orada bey gibi yaşıyor, bense burada çile çekiyorum. Ne kadar düşünürsem o kadar kötü oluyorum. Günah biliyorum ama. Aydiyev bir süre sustu. Sonra bir posta daha tüttürelim mi dedi. Tüttürelim hadi hazırla. Ama bir posta daha tüttürmek nasip olmadı. Aydiyev tam pipoyu yeniden doldurmak için ayağa kalkmıştı ki rüzgarda sallanan ağaçların hışırtıları arasından ayak sesleri duyuldu. Panov tüfeğini aldı ve ayağıyla Nikit'ini dürttü. Nikit'in ayağa kalkıp kaputunu yerden aldı. Üçüncüsü Bandorenko da kalkmıştı. Öyle bir rüya görüyordum ki kardeşler, Aydiyev Bandorenko'ya susmasını işaret etti. Ve askerler susup kulak kesildiler. Seslerin yumuşaklığından gelenlerin ayaklarında çizme olmadığı belliydi. Sesler gitgide yaklaştı. Karanlıkta kuru dalların ve yaprakların yükselen hışırtısı gittikçe daha iyi duyuluyor olmuştu. Derken
Çeçen diline özgü gırtlaksız sesler çalındı kulaklarına. Askerler artık seslerle birlikte ağaçların arasından gittikçe yaklaşan karaltıları da seçiyorlardı. Biri kısa, öbürü daha uzun boylu iki kişiydi gelenler. Gölgeler tam hizalarına gelince tüfeğini kapan Panov iki arkadaşıyla birlikte yola çıkarak "Dur, kimdir o?" diye bağırdı. "Çeçen dost," diye karşılık verdi kısa boylu olan. "Bataydı bu." Sonra üstünü başını göstererek "Yarı Çeçence, yarı Rusça. Tüfek yok, kılıç yok. Prensi görmem gerek," dedi. Uzun boylu olan sesini çıkarmadan arkadaşının yanında duruyordu. Onun da üzerinde silah yoktu. "Casus bunlar," diye açıkladı Panov arkadaşlarına. "Alay komutanımızı görmek istiyorlar." "Prens Voronsov lazım," diye sürdürdü Bata. "Çok lazım, önemli iş." "Tamam, tamam, götürürüz," dedi Panov. Sonra Aydeyev'e dönerek ekledi. "Banderenko'yla sen götür. Bari nöbetçiye teslim edip hemen geri dönün. Yalnız dikkat et, hep önde yürüsünler. Bu kapak kafalar anasının gözüdür." Süngüsü takılı tüfeğini birini şişler gibi ileri uzatan Aydeyev, "Bu ne güne duruyor?" dedi. "Bir dürtmeme bakar cehennemi boylaması. Şişlersen işe yaramaz herif," dedi Banderenko. "Haydi marş." İki asker ve casusların ayak sesleri duyulmaz olunca Panov'la Nikit'in yerlerine döndüler. "Şeytan olasıcalar hep gece vakti ortaya çıkarlar," dedi Nikit'in. "Demek ki önemli bir durum var," dedi Panov. Sonra hava serinledi diye ekledi. Dürülü kaputunu açıp giydi. Sırtını ağaca verip oturdu. İki saat kadar sonra Aydeyev ile Bondarenko döndüler. "Ey, teslim ettiniz mi?" "Ettik," dedi Aydeyev. "Komutanlıkta kimse yatmamıştı daha. Doğruca komutana götürdük. Fakat kardeş, kim ne derse desin, çok iyi herifler bu kabak kafalar. Yemin ederim öyle muhabbet ettik ki şaşırırsın." Nikit'in ters ters, "Sen de ne bilirsin ya muhabbet etmeyi," dedi. "Tıpkı Ruslar gibiler. Biri evliymiş. Maruşka var?" diye sordum. "Var," dedi. "Ya Barançuk?" dedim. "Barançuk da var mı?" "Var," dedi. "Çok mu?" dedim. "Bir çift," dedi. "Öyle güzel muhabbet ettik ki çok iyi çocuklar." "Ne demezsin," dedi Nikit'in. "Issız bir yerde karşılaş da gör. Nasıl işkembeni önüne döküveriyor. O çok iyi çocuk senin." "Gün doğmak üzere sanki," dedi Panov. "Öyle yıldızlar silinmeye başladı," dedi Aydeyev. Yeniden sustular. Hem kışlanın hem de askerlerin kaldıkları evlerin ışıkları çoktan sönmüştü. Ama kaledeki evlerin en gösterişlisinin bütün pencereleri ışıl ışıldı. Kurinski, alay komutanı Albay Prens Semyon Mihailoviç, Voronsov'un eviydi burası. Kendisi ordu başkomutanının oğluydu Voronsov. Bu küçük Kafkas köyünde Petersburg'un ünlü güzellerinden olan karısı Maria Vasilyevna'la birlikte son derece gösterişli, görkemli, buralarda bugüne dek benzeri görülmemiş bir yaşam sürüyordu. Ama Voronsov'a, özellikle de karısına bakacak olursanız, burada alçak gönüllü bile değil, basbayağı binbir yoksullukla dolu bir hayatları vardı. Yerli halka gelince ilk kez tanık olduğu bu ışıltılı, göz alıcı yaşam karşısında ağzı bir karış açık kala kalmıştı. Saatin gece yarısını bulduğu şu anda da ağır perdeleri kapalı, kocaman tek parça halıyla kaplı salonda beyler oturmuş, dört mumun aydınlattığı masada kağıt oynuyorlardı. Oyunculardan biri üniformasıyla, gösterişli yaver kordonları ve apoletleriyle süslü, uzun yüzlü sarışın bir adam olan ev sahibi Albay Voronsov'du. Oyun eşi de bu yakınlarda Prens Voronsov'un ilk kocasından olma oğluna öğretmenlik yapmaya başlamış, Petersburg Üniversitesi mezunu, asık yüzlü, saçları tarak görmemiş bir gençti. Onlara karşı oynayan iki subaydan biri Hassa alayından gelmiş, al yanaklı, ablak yüzlü, ölü komutanı yüzbaşı Poltoratski
öbürü ise masada dimdik oturan güzel ama soğuk yüzlü alay yaveriydi. Ev sahibesi kara kaşlı, badem gözlü, yapılı güzel bir kadın olan Prenses Maria Vasilveyna Poratski yanında oturuyordu. Elindeki kağıtları görmek için eğildikçe içten tel halkalarıyla destekli çanı andıran geniş etekliği yüzbaşının bacaklarına dokunuyordu. Sözleri, bakışları, gülümsemesi, bedeninin her kımıltısı, sürdüğü koku, Poltoroski'yi kendinden geçirdiği, ona prensesin hemen yanı başında durmakta olduğu gerçeğinden başka her şeyi unutturduğu için yüzbaşı yanlış üstüne yanlış yapıyor, oyun eşini çileden çıkarıyordu. Poltoroski'nin ası attığını gören yaver kıpkırmızı kesilerek bu kadarına da pes artık diye homurdanarak yine ası verdin yahu. Poltoroski uykudan henüz uyanmış gibi iri kara gözlerini, tertemiz bakışlarını hiçbir şey anlamadan yavere dikti. Bağışlayın onu dedi Maria Vasilveyna. Gülümseyerek yavere, sonra Poltoroski'ye dönerek bakın söylemiştim size dedi. Ama sizin söylediğiniz bu değil ki dedi Poltoroski gülümseyerek. Bu değil miydi dedi prenses ve yeniden gülümsedi. Prensesin bu gülümsemesine karşılık vererek yeniden gülümsemesi Poltoroski'yi öyle heyecanlandırdı, öyle sevindirdi ki yüzü kıpkırmızı oldu ve hızla masadan toparladığı kağıtları karmaya başladı. Sıra senin değil dedi yaver sertçe bir parmağı yüzüklü, bembeyaz ellerine aldığı kağıtları onlardan bir an önce kurtulmak ister gibi dağıtmaya başladı. Prensin uşağı girdi salona ve nöbetçinin prens hazretlerini görmek istediğini bildirdi. Bağışlayın beyler dedi Voronsov. İngilizce aksanlı bir Rusçayla yerime sen geç Mary dedi. Kabul mü beyler dedi prenses. Yüzünde mutlu kadınlara özgü ışıltılı bir gülümsemeyle upuzun boynuna karşın çevik bir hareketle yerinden doğruluvermiş, ipeklerini hışırdatarak kocasının yerine geçmişti. Her zaman her şeye uyarım dedi yaver. Karşısına oyunun acemisi bir rakibinin geçmesine pek sevinmiş gibiydi. Poltoroski de gülümseyerek ellerini iki yana açtı. Prens salona döndüğünde parti bitmek üzereydi. Son derece neşeli, heyecanlı bir havayla ''Bir teklifim var baylar'' dedi. ''Nedir? Birer şampanyaya ne dersiniz?'' ''İşte buna her zaman varım'' dedi Poltoroski. ''Doğrusu bu hiç fena olmazdı'' dedi yaver. ''Şampanya getir Vasili'' diye emretti prens. ''Niye çağırmışlar seni?'' diye sordu Maria Vasilveyna. Nöbetçi yanında bir adam vardı. Maria Vasilveyna ilgiyle çabuk çabuk ''Kim, hangi adam?'' diye sordu. Voronsov olmaz der gibi omuz silkerek söyleyemem dedi. Maria Vasilveyna kocasının sözünü inleyerek demek söyleyemezsin dedi. Görürüz bakalım. Şampanya geldi. Birer kadar şampanya içen konuklar oyunu sona erdirip hesap gördüler. Ev sahipleriyle vidalaşmaya başladılar. Prens Poltoroski'ye yarın sizin bölük mü gidiyor ormana diye sordu. Evet ne vardı? Öyleyse yarın görüşürüz sizinle dedi prens hafifçe gülümseyerek. Mutluluk duyarım dedi Poltoroski. Voronsov'un kendisine ne dediğini pek de anlamadan. Zira onun o anda düşündüğü tek şey az önce Maria Vasilveyna'nın iri beyaz elini sıkacak olmasıydı. Maria Vasilveyna da hep olduğu gibi yalnızca kuvvetle sıkmakla yetinmedi Poltoroski'nin elini. Hızlı hızlı salladı da. Ayrıca az önce karoyu oynamakla yaptığı yanlışı bir kez daha hatırlattı gülümseyerek. Poltoroski, prensesin gülümsemesinin pek hoş, sevecen ve oldukça da anlamlı buldu. Evine dönerken Poltoroski yüreği kıpır kıpırdı. Lütfen kanalımıza abone olmayı,
Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.